Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli izleyenlerimiz, hayırlar halk olsun, şerler def olsun. Cenab-ı Allah lütfu keremiyle hastalarımıza şifalar ihsan eylesin. Rızık kapısı daralan kardeşlerimizin rızık kapılarının aralanmasını, kapanan kapıların da yeniden açılmasını Cenab-ı Allah nasip eylesin. Hatırlayacaksınız Bakara suresinden başlayarak Kur'an-ı Kerim'den ayetleri zaman zaman müzakereye sunmak, sizlerle ayetler üzerinde müzakere etmeye gayret ediyor idik. Bugün de 151. ayet ve devamından bahsetmeye çalışacağız. Bu ayete atıfta bulunabilmek için Hz. İbrahim'in Cenab-ı Allah'a duasını hatırlayalım. Ya Rab, neslimden kitabı, hikmeti öğretecek, günahlardan insanları temizleyecek, bir peygamber gönder diye dua etmişti. Nitekim Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de bu duanın kabul olduğunu ve Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gönderildiğini bize haber veriyor. Buyuruyor ki, Kema ersalna fikum rasulen minkum biz size bir peygamber gönderdik. Kendi aranızdan, kendi cinsinizden. ''Yetlu aleykum ayetine, Bizim ayetlerimizi size okuyor. Biz ne vahyetliyor isek, onu size naklediyor. Kendi kafasından Cenab-ı Allah şöyle buyurdu demiyor. Şuranın altını çizeyim. Efendimiz sadece ayetlerle konuşmuş birisi değil. Sünnetler var, hadis-i şerifler var. Ama hiçbir hadisi şerifi, hiçbir kendine ait olan sözü Allah söyledi. Bu cümleyi Cenab-ı Allah gönderdi diye bize nakletmemiş Efendimiz. Bunlar ayettir, bunları ayet olarak kaydedin demiş. Hatta İslam'ın ilk yıllarında hadisleri yazmayı ve kaydetmeyi de yasaklamış ki, Kur'an ayetleriyle karışma olmasın diye daha sonra şimdi bundan sonra yazabilirsiniz diye izin vermiş. Hemen teknik malumatı sözü fazla uzatmadan parantez içinde arz edeyim. Bazı kardeşlerimiz zannediyorlar ki Kur'an-ı Kerim peygamberimizden çok sonra kayda geçti, yazıya geçti. Hayır. Peygamberimiz zamanında yazıya geçti. Ancak bildiğimiz şu kitap halini elbette almadı. O günün yazım malzemesi neyse derilere, ağaçlara, levhalara yazıldı. Hazreti Ebubekir zamanında bu malzeme bir araya getirildi. Hazreti Ömer buna yeni bir şekil verdi. Hazreti Osman Efendimizin zamanında Medine'de bir tanesi bırakılmak üzere bu kitap çoğaltılarak etrafa birer nüsha, birer adet, tabir caizse birer baskı diyeceğim ama basılma değildi, el yazısıydı. El yazısıyla yazılarak, çoğaltılarak etrafa gönderildi. Öyle hadis-i şerifler de 100 sene, 200 sene sonra kaydedilmiş değil. Efendimiz izin verdikten sonra hadis-i şerifler de Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki Efendimiz dedi ki diye onlar da peygamber zamanında kaydedilmişti. Ama elbette bilhassa hadislerin içerisine bazı uydurma şeyler, cümleler girdiği için daha sonra hadis konusunun uzmanları, sahih olanları, hasen olanları, haber ahat olanları bir araya tasnif ederek kitaplar haline getirmeleri sonradan oldu. Bunun için gelin biz Kur'an metniyle Efendimizin buyurduğu sahih hadisler konusunda bir şüpheye girmeye kalkmayalım. Cenab-ı Allah buyuruyor ki ben size bir peygamber gönderdim. O size e, ayetlerimizi okuyor. Ve kum sizi kötülüklerden temizliyor. Ve yuallimukumul kitabe ve hikmete ve yuallimukum ma lem tekunu ta'lemun size kitabı, hikmeti ve bilmediğiniz şeyleri öğretiyor diyor. Şu üç cümlenin altını çizmek istiyorum. Kitabı öğretiyor. Yani Kur'an-ı Kerim peygamberimize gönderildi. Peygamberimiz de işte Allah'ın kelamı siz bunu anlayın diye bırakmış değil. Bu kitabı bize nasıl yaşayacağımızı anlatarak ve bizzat kendisi de yaşayarak göstermiş kitabı öğret kitabı öğretmekle kalmamış ki vel hikme bütün müfessirler diyor ki bu ayetteki hikmet kelimesi sünnettir peygamberimizin davranışları ve tavsiyeleridir bunlar da peygamberin bize öğrettiği kazandırdığı bir başka nimet ve bir de daha bilmediğiniz neleri öğretti Sahabi döneminde 1400 sene evvel Efendimizin nice hadis şerifleri var ki bugüne ışık tutuyor. Ha demek ki insanlığın bilmediği şeyleri öğretti. Ne olur dikkatinizi istirham edeyim. Öyle hadis-i şerifler var ki bugün de anlayamıyoruz. Bundan sonra gelecek senelere ışık tutacak. Belki 50 sene sonra anlaşılacak. Belki 100 sene sonraki şartlara ışık tutacak hadisler var bugün. Onu bir ara arz ettiğimi zannediyorum, tekrarlayayım. Böyle bir hadis-i şerif yok ama birisi çıkıp deseydi ki ya ben bir hadis gördüm. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki öyle bir zaman gelecek ki ağırlığı 2 gram olmayan bir canlı bütün dünyayı etkisi altına alacak. 7 milyar insanı esir edecek, fabrikaları kapatacak, uçakları uçamaz hale getirecek, gemileri seferden alıkoyacak deseydi, böyle bir hadis var deseydi, bundan 3 sene evvel kim bu hadis anlayabilir, kim kabul ederdi? Böyle saçmalık olmaz, ya ben böyle bir şeyi kabul etmem derdi. Biz bugün bunu yaşıyoruz. Niçin ben bu örneği verdim? Bazı kardeşlerimiz, bazı dindaşlarımız, bazen de koca koca yerlerde hoca sıfatlarıyla görev yapan kişiler, ekranlarda program yapan nice zevat aklımıza uymayanı kabul etmeyiz. Peygamber böyle bir şey buyurmamıştır. Benim inandığım peygamber böyle söylemez. Veya Peygamberimiz bugün yaşasaydı böyle söyler miydi? Peygamberin sözü o günkü şartlarda geçerli. Mekke Medine şartları onu gerektiriyordu gibi. Sünneti ve hatta ayetleri zamanla mahkum etmek, o döneme ait idi diye demek gibi bir tarihsellik iddiasıyla akla uymuyor diye reddetme yoluna giden insanlar oluyor. Bu son derece yanlış. Bak Cenab-ı Allah ne dedi? Size bilmediklerinizi de öğretiyor. Sadece o asırdakilere değil ki bu asırda da bilmediklerimizi öğretiyor Peygamberimize dikkat edersek. Ne buyurmuştu 1400 sene evvel? Bir yerde bulaşıcı hastalık varsa oraya girmeyin. Sizin bulunduğunuz yerde bulaşıcı hastalık varsa bulunduğunuz yerden çıkmayın. Karantina dediğimiz Nesneyi 1400 sene evvel insanlara peygamberimiz öğretmişti. Bugün maalesef insanlar bu hadis varken, bunca sağlıkçıların tavsiyeleri varken, bunca yaşanan fevkalade acı olaylar varken, yoğun bakımlarda yaşanan günler, aylar varken, çıkanların aman ha kendinize dikkat edin, bu yoğun bakım öyle anlatılacak bir şey değil diye bas bas bağırırken yine hala maskeyi ihmal eden yine hala mesafeye dikkat etmeyen hatta hatta akıl dışı bir davranışla düğünler, dernekler, çalgılar, çargılar, oynamalar, deniz kenarları efendim her türlü yasak ve olmaması gereken işi Hala bugünümüzün insanı yapıyor. Sonra da Cenab-ı Allah şöyle buyurdu, Peygamberimiz böyle buyurdu deyince onları bir eleştirme ve sorgulama cüretini kendinde görüyor. Yahu kardeşim sen kimsin? Ben kimim? Allah kim? Peygamber kim? Bunlar yerli yerine oturmazsa insanoğlu bir Ayet de olsa sorgularım. Hadis de olsa sorgularım. Aklıma uymayanı kabul etmem demeye başlarsa inanın Kur'an'ın yarısını reddeder. Yard yardan fazlasını reddetmeye kalkar. Hadislerin birçoğunu devre dışı bırakır. Niye? Kendinde bu cesareti görmüş. Bazı gençler söylüyormuş. Birebir duymadım ama kulağıma geldi dolaylı geldi. Allah beni yaratırken bana sordu mu? Bana sormadan yarattığına göre ondan sonra benden niye namaz kılmamı istiyor, niye içki içmememi istiyor? Allah Allah. Sen kimsin ki Allah sana soracak? Bir. İki. Allah sana soracak ise evvela seni yaratması lazım bir kere. Beni diyor yaratmadan bana sorsaydı sen yoksun sana nasıl soracak? Bir kere teklif akıl dışı. Aynı kişi vilayetin valisine hesap sormaya cesaret edemez. Bakan'a başbakana cumhurbaşkanına hesap sormaya cesaret edemez. Diyelim ki sıkı yönetim ilan edilse yönetim komutanının kararlarına itiraz etme yetkisini kendi gün kendinde göremez. Ama Allah'ın ayetlerini eleştirme gücünü kendinde görüyor. Peygamberin hadislerini reddetme gücünü kendinde görüyor. Niye niye bana sormadan beni yarattı? Domuzu niye yarattı da haram ilan etti? Koyunu yarattı, helal ilan etti. Ya hiç yaratmasaydı ya yarattıysa helal ilan etseydi. Yahu kardeşim sen kimi eleştirdiğin farkında mısın? Hani bazı insanlara da sorsanız kış hiç olmasaydı der. Sonra kış olmayıp kar yağmayınca amman yağsaydı demeye başlarız o zaman. Bir kısmı yazın sıcağından şikayet eder, bir kısmı kışın soğuğundan şikayet eder. Halbuki ikisi de lüzumlu. Fakat insanoğlu böyle. Ben bir şeye dikkat çekmek istiyorum. İnsana Allah'ı eleştirme, peygamberi eleştirme, Kur'an'ı sorgulama, hadisleri sorgulama yetkisini verirseniz başa çıkamazsınız. Evvela o insana haddini öğreteceksiniz. Sen Allah'a hesap soramazsın. Yeri göğü ve seni yoktan var edene sorguya çekemezsin ve onun gönderdiği peygambere hesap soramazsın dememiz lazım. Size kitabı, hikmeti ve bilmediklerinizi öğreten bir peygamber gönderdik diyor. Âminna ve saddakna buyur dinliyoruz dememiz gerekir. İnsana düşen bu, insana yakışan bu, insanın haddi bu. Cenab-ı Allah devamında fezkuruni ezkurkum. Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim diyor. Hani ayeti kerimeyi ilk duyduğumuzda Aklımıza şu soru gelir. Hani kul Allah'ı zikreder. Allah der, Rahman der, Rahim der, La ilahe illallah der. Allah'ı zikreder. Allah kulunu nasıl zikreder? Allah kulunu zikreder mi? Sorusuna ayet-i kerime açık. niyet etkurkum. Siz beni zikredin ki ben de sizi zikredeyim. Hemen müfessirlerimiz, alimlerimiz, Allah onlardan razı olsun. 1400 yıllık mirasınız bizim imdadımıza yetişiyor. Ve o kitaplarda görüyoruz ki Allah'ın kulu zikretmesi demek genç iken ibadet ederseniz ihtiyarlayınca ben de size yardımımı esirgemem. Sıhhatli iken ibadetinizi yaparsanız ben de hasta iken yardımımı esirgemem. Zengin iken görevinizi yerine getirirseniz fakirliğe düştüğünüzde de yardımımı esirgemem sizi hatırlarım zikrederim manasındadır diyorlar. Ne kadar güzel bir izah ve yer yerine oturuyor. Ama çok uzatmadan bir adım geriye dönsem insanlara eleştiri yetkisi verirseniz sorgulama yetkisi verirseniz ya insanın Allah'ı zikretmesini anladık da Allah insanı zikreder mi? Yaratıcı kulunu zikreder mi? Ahmet, Ahmet, Ahmet mi diyecek? Mehmet, Mehmet, Mehmet mi diyecek? E onlar böyle mi zikreder? Ya böyle değil. Ama sen kendini çok akıllı zannederek ayeti sorguya çekmeye kalkıyorsun. Geçtik. Çünkü her hatada takılıp kalacak olursak yol alamayız. Cenab-ı Allah 153. ayeti kerimede bize diyor ki Ya eyyühellezine amenusta'inu bis sabrı ve salah inna allahe sabirin Ey iman edenler sabırla ve namazla Allah'tan yardım dileyin. Allah sabredenlerle beraberdir. Hani bu inna allahe ma sabirin Atasözü gibi dillere pelesenk olmuş. Çok güzel bir şey bir zora kalındığında inna Allah'a ma sabirin, inna Allah'a ma sabirin denilir. Çok güzel. Ama çoğu zaman da manasının üzerinde durulmaz. Ne demek inna Allah'a ma sabirin? Allah sabredenlerle beraberdir. Sıkıntıyla karşılaşınca hemen vazgeçme, bitme, tükenme Allah sabredenlerle beraberdir. Her şeyin bittiğini zannettiğin yerde yardım gelecektir. Unutma, biz bunu suhbahsinde de anlatmaya çalışmıştık. Ancak bu ayeti kerimede önemli bir nokta daha var değerli izleyenlerimiz. Namazla ve sabırla, namazla ve sabırla yardım dileyin. Sahabe-i kiramdan birisi, Efendimiz Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a müracaat edip, ya Resulallah dua et de Allah beni cennete koysun. Dua et de ben de cennete girebileyim. Dua et de ben de cennete girenlerden biri olayım diye talepte bulundu, istekte bulundu. Efendimiz de buyurdu ki, tamam ben dua edeyim ama sen de namaz kılarak bana yardımcı ol dedi. Ne dersiniz? Sen de namaz kılarak bana yardımcı ol. Namaz olmasın, abdest olmasın, oruç olmasın, hac olmasın, zekat olmasın. Ya Rabbi bize yardım et. Ya Rabbi bize yardım et. Kardeşim sen zayıf ve aciz olduğun halde, kul olduğun halde, günahı işleyen sen olduğun halde, hem tevbe etmez hem de görevini yapmazsan kadir mutlak olan Allah, hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah, her şeyi yoktan var eden Allah sana yardım etmek mecburiyetinde mi? Onun böyle bir zorunluluğu var mı? Yok. Öyleyse Allah'tan yardım isterken sabırla, yani bugün istediğimizin yarın olmasını bekleyerek değil, vaktini Allah bilir diyerek, iki namazla, ibadetle, aman ya Rabbi diyerek gece herkesin uykuya daldığı anda teheccüd namazı kılarak beş vaktini vaktinde eda ederek evvabinler kuşluklar kılarak Cenab-ı Allah'tan yardım istememiz lazım ki sağlıklı bir talepte bulunmuş olalım. Cenab-ı Allah bundan sonra gelen 154. ayet-i kerimede Estaizu billah. Ve la tekulu limen yugtelu fî sebîlillâhi emvâd. Bel ahyâun ve la killâ Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Tebûlenle hem de Arapça ifadeyle tekitle, te teyitle ve tekitle sakın demeyin manasına gelir. Yani Türkçemize tam tercüme edecek olursak Allah yolunda öldürülenlere şehitlere sakın ölüler demeyin. Ayet-i kerime burada bitseydi ha ölü demeyecekmişiz. Cenazeyi defnettik, şehitlerimizi toprağa verdik. Şehitlerimize karşı son görevimizi yaptık. Şehitlerimizi sonsuz yolculuğuna uğurladık diye haberler geliyor ya. Tamam burada kalıyordu. Devamında diyor ki: Bel ehyan ve lakin la teşurun. Onlar diri dirler siz bilemezsiniz, bilmiyor. Biraz evvel ne dedim? Eğer ayetleri akılla sorgulamaya kalkarsak, ak, ayet de olsa ben sorgularım cesaretini kişiye verecek olursa, ya şehit işte ölmüş biz de onu defnettik. Hatta 15-20 sene 50 sene sonra da kabrine baktık çürümüş gitmiş. Hala bunun diriliğinden bahsedilir mi diye onu eleştirmeye kalkar insanoğlu. Halbuki burada diyeceğiz ki haddini bil. Allah diridir diyorsa diridir. Şehit nasıl diridir? Başka dirilerin şekli nedir, ne değildir? Bunu biz kavrayamayabiliriz. Siz bir kısım insanlara veya belli yaştaki çocuklarınıza bu ağaçlar da canlıdır deseniz, bu bitkiler de canlıdır deseniz belki de kabul etmeyecek, eleştirecek. Canlı da niye hareket etmiyor? Madem canlıysa niye hep aynı yerde çakılıp kalıyor? diyebilir. Bu onun cehaletini gösterir. Gerçeklerle bağdaşmaz. Bitki de canlıdır. İleri gidiliyor insanlar. Su da canlıdır diyor. Suya şöyle davranırsam böyle oluyor. Böyle davranırsan böyle oluyor. Çiçeklere iyi şeyler söylenince şöyle daha oluyor. Şekil alıyor. Kötü şeyler söylenirse yanında şiddet uygulanırsa bu şekli alıyor diye haberleri okumuşsunuzdur. Dinlemişsinizdir. Bunların hepsini bütün insanların kavrama şartı yok kardeşim. Kavrayamayabilirsin. Bazı gerçekleri kabul edeceksin. Allahu Teala diyor ki Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridir ama siz bilmezsiniz. Demek ki şehitlerimize karşı malum görevlerimizi yerine yerine getireceğiz ama onların Allah katında diri olduğunu bileceğiz. Şehitlik müessesesine sahip çıkacağız şehitlik her insana nasip olmaz diyeceğiz ta ki yeni şehitler yeni vatan savunucuları yeni kahramanlar ayakta durabilsin öldü gitti keşke askere gitmeseydi ölmeyecekti bak annesini babasını da ağlattı çocuğu da öksüz kaldı bak ölmeseydi bunlar olmayacaktı gibi sözler söylenecek olursa sorumsuz sözler söylenecek, telaffuz edilecek olursa vatana, millete, memlekete, bayrağa, birlik beraberliğe zarar verilmiş olur. Efendim, hatta başka bir ayeti kerimede sadece diri derler, diri diriler demekle yetinmiyor Cenab-ı Allah. Enda rabbihim yurzakun. Allah katında rızıklanıyorlar deniliyor değerli izleyenlerimiz. Dikkatinizi rica edeyim. Allah yolunda öldürülenler sadece diridir demekle yetinmiyor Cenab-ı Allah. Allah katında rızıklanıyorlar diyor. Ne demek? Vefat etmiş insanın rızıklanması ne demek? Onu biz bilemiyoruz. Ama Allah böyle diyor. Biz de inanıyoruz. Hani rahmetli Necip Fazıl yine demişti ya. Anlamak yok çocuğum. Anlar gibi olmak var. Akıl için son çare saçlarını yolmak var. Bazı şeyleri kavrayamayacağız. Saçımızı başımızı yolacağız. Ama Allah böyle diyorsa böyledir, peygamber böyle diyorsa böyledir diyeceğiz. Cenab Allah devam ediyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ bi şeyin min el مِنَ الْاَنْوَالِ وَالْاَنْفُسِ ve وَبَشِّرِ min envali anfusi Ve sabirin Ey insanlar ve haseten Müslümanlar. Öyle bir tek la ilahe illallah Muhammedur Resulullah demekle elhamdülillah Müslümanım demekle hemen cennete gireceğinizi zannetmeyin. Biz sizi bazen korkuyla, bazen açlıkla, bazen yakınlarınızın vefatıyla, bazen meyve sebze ve tahıllarınızın yok olmasıyla, bazen sel felaketiyle bazen yıldırımlarla, bazen depremlerle imtihan edeceğiz. O cenneti kazanmak kolay değil. Cümlemizi hatırlayın. Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değildir. Cennet ucuz değil, cehennem de lüzumsuz değildir. Biz imtihanı yapacağız. Buna hazır olun diyor Cenab-ı Allah. Öyle de bir imtihan ki kopyası önceden verilmiş. Korkuyla karşılaşacaksınız diyor. Bakın. Bütün dünyada hastalananlar bu virüsten dolayı takriben 25 milyon yanılmıyorsam bugüne kadar. Ama korkan 7 milyar. Hepimiz korkuyoruz. Bir korkuyla imtihan olmak ayrı bir şey. Açlıkla imtihan Afrika'daki açlıkları görüyoruz. Yok adam çok zengin. Bitiremeyeceği kadar malı var. Öyle bir hastalığa müftela oluyor ki doktorlar ona yemeyeceksin diyor. Açlıkla imtihan oluyor adam. Vefat, yakınların vefatı. Allah yakınları vefat edenlere sabırlar versin. Evlat acısı yaşayanlara sabırlar versin. Kolay değil. Ateş düştüğü yeri yakar. Ama hayatın gerçekleri içerisinde bu da var. Bu da Allah'ın bir imtihanı. Dedik ki sel oluyor, efendim şu kadar ürün mahvoluyor. Bu kadar ürünü sel alıp götürüyor. Hayvanlara olacak. Sonra oturup düşüneceğiz. Biz bu evleri niye buraya yaptık? Bu sel bizi niye böyle bu zarara uğrattı? Kendi hatamızı anlayıp dersimizi çıkaracağız. Biz bu ekimi niye bu zamanda yaptık ya da bu toprağa niye bunu ektik de sonra verim alamadık. Tam da hasat yapacağımız gün mahvoldu gitti. Bunlar için insanlar kendi eksiklerini tespit edip dersini alacak. Allahu Teala'nın burada bir imtihanı olduğunu unutmayacak. Ama ayet-i kerime müthiş bir cümleyle bitiyor. Ve beşşir-i sabirin. Ve beşşir-i sabirin. Ve beşşir-i sabirin. Ya Muhammed felaketlere ve imtihanlara karşı korku, açlık, vefat, deprem, sel felaketlerine karşı sabredenleri müjdele. Sabredenleri müjdele. Ha, bizim belli bir Basın kesimimiz var, medya kesimimiz var. Bu da Allah'ın bir takdiri. Dediğin zaman, ha kaderci anlayış. Bu anlayışla biz nereye gideceğiz? Peki kardeşim sel felaketi yaşandı, kardeşim deprem felaketi yaşandı. Sen isyanları oynayarak ne kazanacaksın? İnsanlara ne kazandıracaksın? Derdine dert ilave edeceksin. Psikolojik rahatsızlıklara iteceksin adamı. Kardeşim vardır bir hikmet. Dersimizi alalım yola devam edelim. Tedbir artı tevekkül dedik hatırlarsanız. Tedbir artı tevekkül. Tevekkül sırt üstü yatmak değil. Üzerine düşen bütün vazifeleri yerine getirdikten sonra neticeyi Cenab-ı Allah'a bırakıp gelen neticeye razı olmak. Cenab-ı Allah devamında müminler bir musibetle karşılaştıklarında İnna lillahi ve inna ileyhi raciun derler. Ve idae saabetun musibetun kalu inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bir musibetle karşılaştıklarında biz Allah'tan geldik en son Allah'a döneceğiz. Bunlar olacak şeylerdir. Bitecek, tükenecek, biz Rabbimize döneceğiz. Ondan büyük bir rahmet ve af ile karşılaşacağız. Rabbimiz bizim güçlüklerimizi kolaylaştıracak ve oh diyeceğimiz bir gün gelecek. Vel akibetu lil muttaki. Akibet müttakilerindir diye Cenab-ı Allah mühürlüyor. Biz de bugünkü sohbetimizi öyle mühürleyelim. Dünyanın çeşitli sıkıntıları olmuştur. Bundan sonra da olacaktır. Biz dersimizi alalım. Tedbirlerimizi ihmal etmeyelim ama sonunda isyanlarla kazanacağımız bir şey yok. Kader diye bir inancımız vardır ve olmalıdır. Bu insanlar için ve akıl ve ruh için sigortadır, sağlık kaynağıdır diyelim. Hepinize hayırlı cumalarla beraber selam, hürmet, muhabbetlerimi arz ediyorum. Allah'a emanet olun.